Sevgili seyircilerimiz, sağlık söyleşilerimiz Sineveş ekranlarında pazar sohbeti programıyla pazar pazar devam ediyor efendim. Yine bitkiler diyoruz, yine herbalist sevgili İbrahim Gökçek'i ben bugün de davet ettim. Sağ olsun beni kırmadı çünkü onun görüşleri de, onun bilgileri de bizim için çok çok önemli. Ve böyle bir stüdyomuza şenlik bir renklilik geldi. Sağ tarafıma bakıyorum kitaplar, sol tarafımda bitkiler tam bana göre. Süper, hoş geldiniz İbrahim Beyciğim. Nasılsınız, iyi misiniz? Saygılar, hürmet. Hürmetler, saygılar. Pazar pazar bizimle beraber olduğunuz için, bize vakit ayırdığınız için öncelikle gerçekten çok çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Sağ olun. Yani hani gelip de burada insanlara bilgi, hani tamam dağıtırım ama arada sırada dağıtırım. Biraz da canım pazar günü ailemle, eşimle, dostumla tatil yaparım da diyebilirdiniz. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili seyircilerimiz 0212 331 32 07 08 09 arayarak da daha fazla bilgi program süresince alabiliyorsunuz. pazarsohbeti@sinebeş.com.tr'de mail adresimiz. Bu arada sevgili Yaşar Özkan, eğer ekran başındaysanız Yaşar Hocam, size selamlarımı gönderiyorum. Sorunuzu reklam arasında sevgili İbrahim Bey'e ileteceğim ve bir şekilde sorunumuzla ilgili geri dönüş yapılmasını sağlayacağım. Biraz da geç kaldım, çok özür diliyorum diyelim buradan. İbrahim Beyciğim, size valla çevremden, benim hani arkadaşlarımdan, görüştüğüm kişilerden hangi birine yetişeceğimi bilmiyorum. O kadar çok soru var ki Hülya, muhakkak İbrahim Bey'e şunu sor. İbrahim Bey'e ulaşabilir miyim? İbrahim Bey'in telefonunu ver. Neyi nasıl yapabiliriz? Anlatamam size hat safhada. Yani asistanlık noktasında sanki sizin kısmen asistanlığınızı yapıyorum. Artık konuşalım bu bu konuyu konuşalım valla. Olmuyor böyle. Pratiğe dönüştürelim. Gelim yanınızda mı artık çalışayım? Ne yapayım bilemiyorum. Evet İbrahim Beyciğim, buyurun. Şaka bir yana. Şimdi bu şifalı bitkilerle ilgili dünyanın birçok ülkesinde klinik araştırmalar yapılıyor. Belgeli, bilgili konuşuyor herkes. Evet. Dünyada. Dünyada böyle. Evet. Mesela Almanya'da herhangi bir profesör, doktor televizyona çıkıyor da herhangi bir konuda bitki hakkında bilgi veriyorsa, diyorsa ki bu şeker otu şu işe yarar, klinik araştırması yapmıştır. Belgesi, bilgisi vardır. Fakat bizde maalesef tam tersi. Şifalı bitkilerden hiç bilgisi olmayan kişiler medyada dolanıyor. Durmadan dolaşıyorlar. Hep medyatik. İşte bu medyatik olan bir profesör, ismi önemli değil. Tamam. Bir kitabı var. Resim bana ait, benden çalmış. Mahkemeliyiz. İsim önemli hemen, değil. Hemen gösterelim çünkü. Diyor ki kara ardıç. Evet. Böbrek ve mesane taşını düşürür. İdrar söktürücüdür vesaire. Hı hı. Adet söktürür. Kara ardıç zehirli. Zehirli. Benim kitabımda yazıyor. Çok çok zehirli. Hı hı. Bu iki satır yazı yazmış. Biz iki sayfalık yazı yazdık bu bitki hakkında. Evet. Çok zehirli, ölüme sebep olur. Kara ardıçın Almanya'da çay olarak satılması yasak. Hmm. Sadece tentürü yapılabilir. Tentürü de nasıl yapılır? 1 gram kara ardıçtan 1 litre alkolde çözülerek tentürü yapılır. Aksi takdirde kullanılmaz, tehlikeli, ölüme sebep olur. Mahsur mu? Resimlerin çoğu bize ait de. Resim önemli değil. Bilgi. Ya ben bunları böyle duydukça çok üzülüyorum İbrahim Bey. Şimdi hani canlı yayında da yayın kuralları dahilinde isim veriyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz elbette ki ama. Bak, yani insanlar doğruyu da bir şekilde bilmek zorunda. Altın başak otu demiş. Latincesi yanlış. Bitki resmi yanlış. Resim yine bana ait fakat başka. Kanada altın başak otuna ait. Bitki yanlış. İsim yanlış. Latincesi yanlış. Bilgi yanlış. Başka bir yerde ak asma isimli bitkiden herhangi bir yan tesiri yok demiş. Hangisi? Ak asma mı? Evet. Zehirli bir bitki. Tentürü yapılır ama çayı asla içilmez. Yani bunu bir profesörün, tıp doktoru değil ama tıp doktoru da olsa da olmasa da bir bilim adamının insanlara yanlış bilgi vermemesi gerekir. Evet. Bu kitabı şimdi alıp da okuyup da uykuya milyonlarca yanlar satılıyor. Arnica Montana. Arnica. Bunun şu sarı çiçeklerinden krem yapılır. Varize karşı. Varize. Kan dolaşımı yetersine karşı. Fakat asla çayı içilmez. Ne diyor? Orada yine içerek mi tüketilir? Yapraklarını diyor, çayı içilir diyor. Çayı içilirse iç kanamalardan ölümlere sebep olur. Ben bununla ilgili
20 sayfalık yazı yazdım. Bu sizin anlatmış olduğunuz hani buradaki doğru gibi gözüken ama normalde yanlış olan bilgiler. Yani sizin şu an canlı yayında ağzınızdan dökülen bilgiler, cümleler şey değil mi? Klinik olarak belgelenmiş. Belgeli olan şey. Laf olsun diye konuşmuyoruz. Herhangi bir konuda bir konuşabilmek için o konuda bilgi lazım, belge lazım. Mesela Mahonia dedim mesela. Mahonia aquifolium. Burada resimlerini daha önce göstermiştik. Bu çiçeği. Şöyle gösterelim. Bu da meyvesi. Çiçeği. Çiçeği meyvesi. Ve meyvesini de şöyle görüyoruz. Tabii bu arada daha fazla bilgi için sevgili seyirciler. Hani ben bitkileri merak ediyorum. Sağlık sorunları yaşıyorum. Beraberinde çözüm de istiyorum ama hakiki bilgilerden oluşan bir kitap. Çünkü kitabın reklamı olmaz. Bence bol bol okumalıyız. O yüzden ben de size böyle kocaman kocaman gösteriyorum. Muhammed İbrahim Gökçek. Şifalı bitkiler ve alternatif tıp şu şekilde gösterelim. 3 ciltten oluşuyor. Tam 7000 tane bitki var içinde. O kadar detaylıca anlatmış ki İbrahim Bey sevgili seyirciler. Resimleri, açıklamaları dediği gibi bir bitki ama sayfalarca bilgiyi bulabilirsiniz. Çünkü bilgili olalım ki böyle yalan yanlış bilgilere de şey yapmayalım, inanmayalım, kanmayalım. Diğer kitaplardan farkı binden fazla klinik araştırması içeriyor. Klinik araştırması mesela. Mahonia aquifolium işte bu bitkinin ilgili Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Lütke, Profesör Doktor Gayle klinik araştırması yapmışlar ve Mahonia'nın sedefi iyileştirdiğini belgelemişler. Mahonia. Türkiye'de sedef parklarda, bahçelerde süs bitkisi olarak yetişir. Fakat Almanya'da bunun tentürü yapılıyor, kremi yapılıyor. Türkiye'de yetişiyor. Süs bitkisi olarak yetişir. Maalesef. İnşallah. İnşallah faydalanmayı da her türlü sedefi sedefe karşı kullanılır. Zaten bu bizim ürünün içerisinde de var. Aloe vera jel içerisinde de var. Çözümü. Her türlü sedef tedavi edilebilir. Şimdi mesela Profesör Doktor X ismi önemli değil. Başka bir şahıs geçenlerde diyor ki kiraz mevsiminde kiraz yiyin, kiraz kürü yapın. Kiraz kürü. Şimdi ülseratif kolit hastası bir vatandaş, hasta, Düzce'de ağır bir hasta, Ertuğrul Bey, 6 ay iksir, tonik, kolit çayı, enfeksiyon çayı kullandı. Günde 10 ila 15 defa lavaboya gidiyordu. Adamcağızın bağırsaklara çok hızlı çalışıyor, yara. Herhangi bir şey girdiği zaman, o yara olan kısma, yediği madde, besin geldiği zaman lavaboya koşmak zorunda kalıyor. Bu şahıs bizim ürünleri kullandı, rahatladı, iyileşti. Dedim ki tamam, iyi, hoş, güzel, şimdi bir rahatsızlık kalmadı. Fakat bir, antibiyotik kullanırsan mantarlar tekrar hızlanır. İki, tatlıyı yersen zararlı. Tamam dedi, bu kurala uyacaksın. Uydu, fakat televizyondan kiraz kürü diye bir kür duymuş, kiraz kürü. Yani bunu anlatan da profesör. Yani tıp doktoru değil tabii ki. Oturmuş 2 kilo kiraz yemiş. Ve aradan 1-2 saat geçtikten sonra bağırsak kanaması. Yani bir yıl sonra, iyileştikten bir yıl sonra tekrar bağırsaklarında kanama. Ülseratif yeniden başa dönmüş. Ben arıyor diyor ki, ya tekrar kötü oldum. Dedim ki antibiyotik mi kullandın? Yok. Tatlı mı yedin? Yok. Hayır. Dedim ki ya antibiyotik kullandın, mantarlar tekrar çoğaldı veya tatlı yedin. Ne antibiyotik kullandım ne tatlı yedim. Tatlı deyince baklava, börek, çörek veyahut da dondurma gibi şeyler aklına geliyor. Çikolata gibi, jelibon gibi. Dedim ki kiraz, karpuz yedin mi? Yedim ya, nereden biliyorsun? Dedim ki kiraz yediysen tamam, şeker yemene gerek yok. Yani tatlı bir şey. 2 kilo diyor kiraz yedim. Yani duydum, televizyondan duymuş. Kiraz kürü iyi gelir diye. Bağırsaklarında mantar olan kişi asla kiraz veya karpuz gibi, kavun gibi tatlı meyvelere yaklaşmamalı. Yerse de çok az. Çok az. Tadımlık. Şimdi bağırsaklarında mantar var. Mantar varsa deri hastalıkları, sedef, eksema, seborik eksem, atopik eksem, akne inverse gibi deri hastalıkları varsa veya polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kur deşen gibi alerjik hastalıklar varsa bağırsaklarda yoğun mantar var demek. Kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, dövülmüş gibi hissediyorsa, kendini her tarafı ağrıyorsa, bağırsaklarda mantar var. Bağırsaklarda mantar olan kişide antibiyotik kullanan herkes de mantar olur.
bağırsaklarında mantar olan kişinin de asla karpuz ve kiraz, bu şimdi mevsim olduğu için bol bol tüketmemesi gerekiyor. Evet, bel tadına bakabilir gerekiyor. Ama öyle iki kilo yerse. Nefis köreltilebilir. Bugün mesela sabahleyin hocam ben kahvaltıdaydım arkadaşlarımla, çok sevdiğim arkadaşlarımla, uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarımla aklıma geldiniz biliyor musunuz? Şimdi masa kocaman, envai çeşit yiyecekler, içecekler var. Peynir alma Hülya, İbrahim Gökçek dedi ki bağırsaklardaki mantarı azdırıyor, almadım. Yani ya da şöyle söyleyeyim, minnacılık, çok azcık, çok sevdiğim bir peynir var, onu aldım. Ondan sonra gidiyorum dolaşıyorum, bu böyle, İbrahim Bey şöyle söyledi, bu böyle, süt içtim mesela. Ondan sonra hani kiraz, karpuz vardı, normalde ben böyle tabak tabak alırdım. Bir de hocam şöyle bir şeyi de yanlış biliyoruz, mesela ben bile bu işin içerisindeyim. Hani iyi kötü az çok bilgim, malumatım var ama mesela ben de demek ki yanlış biliyormuşum. Örneğin karpuz, çilek, muz, bunlar hani tamam şekerli meyveler ama sonuçta hani doğadan olduğu için belki hani kilo yapmaz diye biliyorduk. Dolayısıyla sürekli mesela sırf karpuz ve peynirle diyet yapanları biliyorum karpuz, ben. Karpuz, peynir yedikçe kilo alır kişi, kilo, evet, kilo veremez. İşte bunlar hep doğru bildiğimiz yanlışlar. O yüzden uyuyoruz dediklerinize ve ben hakikaten o peynir noktasında hani yaklaşık işte sizinle ne zamandır biz 4-5 aydır program yapıyoruz. Peyniri hayatımdan çıkardım. Yani minnacık minnacık. Böyle tadımlık alıyorum. Doyumluk değil. Gerçekten İbrahim Bey bütün samimiyetimle söylüyorum. Böyle bir şey var bende. Yani hani önceden sürekli uykum gelirdi. Uyudukça uykuyu getirirdi bende. Şimdi böyle bir zindelik, bir şeylik, enerjiyi hissediyorum. Peynirle mi alakalı? Evet. Peynir yemeyen kişi günde 5 veya 6 saat uyusa yeterli. Bir de şu tatlıdan çünkü vazgeçirirsek çok güzel olacak. Asit baz dengeleri bozuluyor peynir yedikçe. Çünkü peynirdeki yağ, yağ asidine dönüşür. Yağ asidi aside dönüşür. Kandaki asit oranı yükselirse bunu atabilmek için aşırı oksijen gerekir. Kişiye küçük beyin otomatik uyku emri verir. Kişi isterse de istemese de halsiz, dermansız, yorgun hisseder. Yatmak istedim. Evet, ya hiçbir şey yapmadım bugün, çalışmadım, yorulmadım ama yine uykum var modundaydım bir dönemler, evet. Hakikaten. Sürekli yataktaydım, yatıyordum. 9-10 saat yatsa dahi uykusunu alamaz. Bünyemizde takriben 100 trilyon, işte bilyon hücre var. Bu hücrelerin faaliyeti sırasında bir artık madde ortaya çıkar. Yani glikoz enerjiye dönüşebilmesi için oksijen tarafından yakılır. Oksijen yaktığı zaman bir enerji ortaya çıkar, artı artık madde asit ortaya çıkar. Laktik asit, formik asit vesaire. Bu asitler de idrar yoluyla ve nefes yoluyla atılır. Karbondioksite ve suya dönüştürülerek. Şayet kişi peynir yerse veya aşırı alkol tüketirse vücuttaki asit oranı 2 katına çıkar. Bu asidi atması, yat, uyur, dinlenirken vücudu onu suya ve karbondioksite dönüştürüyor. Atabilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç, daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle yorgunluk hali devam ediyor kişide. Yani bu doğru bildiğimiz yanlıştı, düzelttik. Peki süt ve yoğurt için aynı şey geçerli değil, değil mi? Tabii yoğurtta laktobazilus ve bifidobakteriler özellikle çok çok önemli. Bağırsakların bütün hareketini bunlar sağlıyor, vitamin üretiyorlar. Yağları yağsını, proteinleri amino asit dönüştürüyor. Yoğurt ne kadar faydalıysa peynir o kadar zararlı. Tam tersi. Peki şimdi sedef hastalığı dedik. İbrahim Bey, sedef hastalığından yana çok muzdarip kişiler var. Onlara neyi tavsiye etmiştiniz? Hani eğer kullanırlarsa ciddi anlamda sedef, dönüş alırlar diye. Sedefin sebebi başlık, bağırsaklarda mantar olduğu belgelendi yani. Şimdi mesela bazı uzmanlar diyor ki, cilt hastalıklarıyla ilgili uzmanlar, sedefle ilgili bilinmiyor nedendir, niçendir, şu şu faktörler etkili. Hayır, öyle değil. Sedefin neden, niçin olduğu belgelendi. Artık bu konuda tartışma yok. Bunu 1-2 yıldır değil, takriben 10 yıldır İtalyan aslında Doktor Simoncini kamerasıyla dahi belgeledi, kamerayla. Bağırsaklarda mantar olduğunu belgeledi. Ekzemanın sebebinin mantar olduğu biliniyordu. Sedefin sebebinin de mantar olduğu artık biliniyor. Artık bu gizli, saklı bir şey değil. Mesela midedeki gastritin veya ülserin sebebi 1983'te teşhis edildi iki Avusturyalı doktor tarafından. Sedefin sebebinde mantar olduğu belgelendi. Doktor Simoncini tarafından. Yani kameraya dahi çekilmiş. İsteyen internetten Google'a girerek Simoncini yazdığı zaman İngilizce, Almanca, Fransızca birçok sitesi var. Kamerayla yani videosu var. Görebilir. Fakat onun tedavi metodu biraz ağır bir metot. Sodyum bikarbonatı içeceksin. 15 dakika sırt üstü yatacaksın. 15 dakika sana yatacaksın. 15 dakika ağız üstü yatacaksın, 15 dakika sonra yatacaksın. Günde 4 defa bunu tekrarladığınızda 4 saatiniz geçer. 5 saatiniz gitti.
Bunu kim yapabilir? Kimse yapamaz. Pratik değil. Hı hı. Yani teşhisi doğru, tedavi metodu, tedavi yöntemi bir işkence gibi ağır bir metot. Yani insanların bunu bu hızla yaşam döneminde hızlı, çok hızlı yaşamak zorundayız. Sabah kalkıp elinizi yüzünüzü yıkayıp duşunuzu alacaksınız, ofise gideceksiniz, çalışacaksınız, akşam yani mümkün değil. 4 saat herhangi bir tedavi metodunu da uygulamak mümkün değil. Hı hı. Çünkü biz bir yöntemden faydalanmak istiyorsak tamam geri dönüşü bizim için çok önemli ama dediğiniz gibi pratik. Çok yoğun evet pratiklik, pratik konforlu olması da evet. Çok çok önemli. Bu aloe vera ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Louis Pauling Enstitüsü'nün klinik araştırması var. Hı hı. Ben size geçen bunun tadına bakın demiştim, bakmıştınız acı ya, bir tadı evet, var. Evet acıydı. Fakat ben araştırdığım hayır. için ben diyebilirim. Şimdi yöntemim kulağım diyor ki Hülya yesene o gün. Ama yani bu hemen belki bilmeyenler için gerçi artık aloe vera'yı herkes yakından tanıyor. Özellikle de bizim programımızı izleyen sevgili seyircilerimiz. Meşhur sevgili seyirciler aloe vera bu. Geçenlerde İbrahim Bey'e dedim ki ben buraya gelen bütün bitkilerin tadına bakıyorum ya nedir ne değildir diye. Şu gördüğünüz yöntemlerin de hemen hemen hepsinin tadını biliyorum. Özellikle şu çok lezzetli. Benim tam evet, ballı. Aynen ballı olan. Şöyle bir bakalım dedik sevgili seyirciler. Bilmeyenler için anlatıyorum. İbrahim Bey kopardı verdi bana. İki gün ağzımda tadı böyle biraz acımtırak bir şey. Ama ona mesela aksetmemiş. Orada herhalde bağ ve diğer bitkiler olduğu için. Aynen öyle. Kaybetmiş. Bağlı. Şimdi Hakan diyor sevgili yönetmenim kulağıma yesene diyor. Beni almış. Şeker otu varsa şeker otunu yiyebilirim. Şeker otu var. Tamam. Bu aloe vera mı? Şeker otunun tadına bakabiliriz. Evet bu da şeker otu. Bir de az sonra o şeyi de yapalım. Cırt ata. Cırt ata. Evet. Ay ben bu bitkilerin isimlerine bayılıyorum ya İbrahim Bey. O kadar isimleri de müsemma ki. Cırt atan koparıyoruz ve tohumlar fırlıyor. Mesela çarkıfelek otu var ya. Aynen öyle çarkıfeleğe çarkıfelek benziyor. Evet. Yani bu da şeker otu. Şeker otunun yararları? Şeker otu 4000 yıldır Kızılderililer tarafından Paraguay, Uruguay, Brezilya gibi ülkelerde Kızılderililer bunu tatlandırıcı olarak kullanıyorlar. Hakikaten öyle çok tatlandırıcı. Şeker. Tatlandırıcı. Şeker oran 1971 yılından beri de Japonlar bunun ekstraktını elde ettiler. Ekstraktını elde etmek çok kolay. Kaynatıyorsunuz. Süzülüyor. Altta kalıyor şimdi beyaz ekstraktı. Stevia, steviozuk denen etken madde. Tatlandırıcı fakat şeker gibi, glikoz gibi değil. Yani pankreası yormuyor. Tatlandırıcı tat. Tat bir tat veriyor, şeker gibi. Fakat kalorisi yok bir. Pankreas mesela herhangi bir tatlı bir şey yediniz de şeker içeren, pankreas o şekeri dengelemek için insülin salgılaması gerekir. Şekere orantılı olarak. İnsülin salgılayamazsa zamanla pankreas yorulur, yağlanır, görevini yapamaz, şeker hastalığı ortaya çıkar. İsterse bu pancardan elde edilen şeker olsun, isterse son zamanlarda mısırdan elde edilen nişasta bazlı şeker daha tehlikeli. Artık o Avrupa'da birçok ülkede yasaklandı. Çünkü pankreas kanserini tetikliyor. NBŞ, nişasta bazlı şeker Avrupa'nın birçok 16 ülkesinde yasaklandı. Kota falan yok artık. Ya, sadece Amerika'da kota uyguluyor. %1 ilaç sanayinde kullanmak için. Türkiye'de de %15'lere buluyor. Yani üretilen bütün şekerin %15'i Mısır'dan elde ediliyor. Mısır nişastasını özel bir enzimle şekere dönüştürüyorlar. Beyazımsı, jel gibi, sümüksü, süngerimsi bir madde. Karaciğer yağlanmasına, pankreas yağlanmasına, hatta böbreklerin iflasına bile sebep olabilir. Bütün organlarda yağlanmaya sebep olur. Çünkü %80 fruktoz içerir. Bünyemiz bunu kabul etmiyor. Doğal olmadığı için, sentetik gibi yani. Bünyemize uymuyor. Bu nedenle birçok Avrupa ülkesinde yasaklandı. Türkiye'de henüz yasak değil. Bunun maliyeti çok ucuz. Pancardan elde edilen şekere göre maliyeti çok ucuz. 160 ton mısır nişastasından 100 ton şeker elde ediliyor. 700 ton pancardan 100 ton şeker elde ediliyor. Bu nedenle çok ucuz maliyeti. Bütün büyük firmalar gofret, çikolata, jelibon, kek vesaire gibi yiyeceklerde bu akşam atıştırılan abur cubur şeylerin hepsi içinde bu var. Ve çok tehlikeli. Firmalar da zaten bunu inkar etmiyorlar. O yüzden zaten 10 kuruşa, 20 kuruşa, 30 kuruşa bunlar. Maliyeti çok düşük satıyorlar. Aslında yani Türkiye'de nesiller, yeni yetişen nesiller çok büyük tehdit altında. Risk altında, risk, evet. Çok büyük tehlike. Yani bunun önlenmesi gerekir. Türkiye'de bunun diğer ülkelerde olduğu gibi yasaklanması gerekir. Doğru. Her türlü alerjik hastalıklar ve deri hastalıklarını tedavi etmek mümkün.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu araştırmada bağırsaklardaki mantarı aloe veranın tamamen yok ettiği belgelendi. Doğal şekilde. Fakat günümüzde aloe verayı üreten mesela en meşhur firmalar dahi bakıyor satırı sayılır milyar dolarlık ama ciroları olan firmalar çok büyük fabrikalar doğal üretemiyorlar. Neden? Neden? Çünkü aloe veranın bu jelin içerisinde aloin denen bir etken bir madde var. Aloin eğer doğal üretmeye kalkarsa kişi ishale sebep olur, şişkinliğe sebep olur. Bu da zamanla kişide mineral kaybına, vitamin kaybına sebep olur. Bu da kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk ve bağışıklık sisteminin çökmesine sebep olur. Aloin'i yok etmek için diğer dünyanın birçok firması aloe vera jeli kaynatıyorlar. Kaynandığı zaman içerisinde 22 çeşit amino asit, 15 çeşit vitamin, 12 çeşit enzim var. Bunlar yok olur ve de aloe veranın etkisi minimum seviyeye düşüyor. %10, %15 seviyelerine düşüyor. Bu nedenle de bazı aloe vera jeller dünyada Avrupa ve Amerikalıların ürettiği etkili olmuyor. Asyalılar doğal üretiyor çünkü onlar bu teknikleri yok, bilmiyorlar, uygulamıyorlar. Eski usullerle yapıyorlar. Şimdi biz bunu 19 yıl önce benim tanıdığım Şili'den Kızılderili arkadaşım vardı. Ondan reçete aldım. İspanyol'dan, İtalyan'dan, Araplardan, Taylandlı, Çinli birçok Yunanistan'ı tanıdığım dostlarımdan onların kendi ülkelerinde uyguladıkları yöntemleri aldım, denedim. Fakat aloe'yi yok edemedim. İlk defa 3 ay sonra başardık hamdolsun. 19 çeşit diğer bitkiyle. Laden gülü, nane, kimyon vesaire gibi 19 çeşit bitki çeşit. Ne zaman başardınız orayı anlıyorum. 3 ay. İksirle tonik 19 yıl önce ürettiğim ürünler. Bu aloe vera jel yeni. Tamam. Şimdi mesela tonik bu lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Bu midedeki gastrite veya ülseri bakteri yok edici özelliğe sahip. Hangisi? Şu lahana kırmızı suyu. Olan. Evet. Kırmızı lahana da var demek ki. Kırmızı İçindeki var, evet. Rengi böyle cici olmuş. Ne vardı bunun içinde İbrahim Bey? Biraz hani böyle yöntemler üzerine konuşalım. Lahana var, at kuyruğu otu, ısırgan otu. Zencefil, zerdeçal, adaçayı, zeytin. 19 çeşit bitki var. Bunun özelliği? Sinirli ot, tarçın, üzüm sirkesi, maydanoz, kırmızı lahana, beyaz lahana. Güzel. Evet. Bunun özelliği? Yani nasıl hangi hastalıkları iyi geliyor demiştik? Şimdi mesela aloe vera'da aloin var. Onu yok etmezseniz ishal yapar. Yan etki yapar. Lahana'da yani. Da tiyosiyanat var. Tiyosiyanatı yok etmezseniz bu da guatra sebep olur. Yani lahanayı kişi bazıları diyor ki ya ben lahanın suyunu evde mikserde çekerim içerim. İçersiniz de mesela gastrite karşı. Evet. Takriben 3-4 hafta en az kullanmak gerekir. Yüksek dozajda almak gerekir. O zaman ne yapar? Kişi de guatra sebep olabilir. Olur değil ama olabilir. Bu nedenle kaş yapayım derken göz çıkarmak gibi. Bazıları diyor ki lahanayı haşlasam olur mu? Haşladığınız zaman bunun birleşiminde vitamini gider. Evet. Vitamini yok olur. Mineraller yok olur. Artı günümüzde birçok sıvı yoğurda probiyotik, prebiyotik dediğimiz faydalı bakteriler katılıyor. Lactobacillus ve bifidobakterisi. Bunun içerisinde kendiliğinden doğal var bu bakteri. Faydalı bakteri var. Lahana suyunun içerisinde, lahana içerisinde. Midede gastrite veya ülsere sebep olan bakteriyi, Helicobacter pylori isimli bakteriyi lahana suyuyla kısa sürede tedavi etmek mümkün. Çünkü bunun içerisinde çok özel bir metilmetilon sulfonyum bromit denen bir amino asit var. Bu amino asit de yıllar önce ulkus faktör dediler. Ülseri iyileştirdiği için. Sonra ulkus faktör diye bir faktör o yapılan araştırmalarda çıkmadı. Sonra U vitamini dediler. Ülseri iyileştirdiği için. Yapılan araştırmalarda U vitamini diye bir vitamin de ortaya çıkmadı. Tekrar araştırıyor. Yani boş durmuyorlar, araştırıyorlar. Evet. Yani bizdeki bazı profesörler televizyonda da konuşuyor, araştırmaya dayanmadan konuşuyor. Yani başkaları Avrupa'da, Amerika'da, Çin'de vesaire araştırıyorlar, konuşuyorlar. Böyle de olması gerekiyor yani zaten. Sürekli medyatik değil orada. Peki İbrahim Bey, mesela bunu çok özür diliyorum. Hani lafınızı bölüyorum ama az önce de tam bitiremedik konuyu. Bitirelim, ondan sonra devam edelim. Bir günde herhalde böyle kafamıza dikip bitirmeyeceğiz değil mi? Ne daha kadar nasıl kullanmamız gerekiyor? Günde 3-4 defa bir su bardağı içilebilir. 3-4 defa günde bir su bardağı. Şalgam suyu gibi içebilir kişi. Bir su bardağı. Kendine az aromatik bir tadı var. Herhangi bir yan tesiri, herhangi bir zararı yok. İsterse kişi de 15-20 yıllık gastrit veya ülser olsun,
iyileştirici. Bu arada sonuç dakikamız İbrahim sonuç Bey. Sonuç dakikamız. Evet. Evet, o zaman size cırt atan. Cırt atanı hemen. Cırt atın. Peki bu cırt atan ülkemizde mi yetişiyor bu bir? Tabii tabii. Ha, şimdi şöyle. Neye iyi geliyor? Şunuzu da ama kullanmamak gerekir. Çünkü kişi bunun suyunu buruna çekerse burun kanamasına sebep olur. Yani bilmeyenler kullanmasın. Öyle mi? Yani bunun bir ayarı, bir dozajı, yapılış şekli var. Bazıları bilmeden cırt atanı alıyor, suyunu buruna çekiyor. Bu sefer ne olacak? Burun kanaması olur. Bilmeyenler kullanmasınlar. Evet, bunları mahsurlu. Yani şimdi zaman olduğu için bu bitkiyi anlatıyorum. Tam zamanı sinüzit problemli olanlar daha kolay iksir, aloe vera jel ve sinüzit çayıyla. Şu masanın üzerinde gözüken yöntemler de var. Tedavi olunabilir. Onu bunu kullanarak kullanmak kullanabiliriz. Problem evet. olabilir. Bunun içinde hani cırt atan ismi de müsamaha. Kopardığınız zaman şöyle mi? Evet, ben korkarım ya doğru, galiba yapamayacağım. Canlı yayında şimdi gözüme kaçmasın o tomurcuk. Yok gözünüzü kaçmış. Dur o doğru. Emin misiniz? Emin. Şöyle mi koparıyorum? Evet koparın. Ay İbrahim. Vallahi yapamayacağım. Ben siz tam kameraya yapın ama. Bilmiyorum minik minik olduğu için. Parlamıştır da belli olmuş. Şu an yerler olduğu gibi tohum sevgili seyirciler. 5 metre ireli fırladı. Evet ve içinden bir sıvı çıktı. İşte evet. Bu sinüzitten bunu, yana özellikle muzdarip olanlar o yüzden zaten eğer ki göze değen damla gelirse göz kanlanmasına, kaşınmasına sebep olur. Damla iyi. Yani bunu bilmeyenlerin kullanmaması gerekir. Çünkü kaş yapım derken göz çıkarmak gibi bazıları buruna çekiyor. Onun ayarlanması gerekir etil alkolle veya suyla. Yani bilmeyenler yaparlarsa burun kanamasına sebep olur. Bu şekilde de yan etkilerle karşılaşırlar. Zaten evet. Her şey hazır ortada. Bir telefon kadar da yakın sevgili seyirciler 0212 331 32 07 08 09 arayarak daha fazla bilgi alabiliyorsunuz. İbrahim Beyciğim bugün hakikaten yani diğer programlarda da öyleydi ama bugün daha bir sanki süre hızla gitti gibime geldi. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Nasıl olsa hafta içi can uzman gözüyle de buluşuyoruz. Yine hafta ya pazar günü inşallah yine pazar sohbetiyle şey yapalım. Konuşalım. Bu önemli bilgilerinizi bizimle paylaşın olur mu? Hürmetler. Teşekkürler. Hürmetler. Saygılar. Ve değerli izleyenlerimiz bugünlük de programımızın sonuna geldik efendim. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizi izlediğiniz için herkese keyifli pazarlar diliyorum. Haftaya pazar günü yine aynı saatte yani saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde Sine 5'te pazar sohbeti programıyla farklı konu ve konuklarımızla tekrar karşınızda olacağız. Lütfen kendinize iyi bakın. Sağlığınıza çok dikkat edin. Çünkü sağlığımız varsa her şeyimiz var. Görüşürüz.